Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Invest AZ Yatırım'dan İsmail Berkok Bilgiyer. Bugün sizlere günlük bültenimizde yer alan dolar TL, euro dolar ve ons altının teknik grafiğinden bahsedeceğim. Öncelikle günlük bültenlerimizi ve raporlarımızı takip edebilmek için internet sitemizde yer alan analiz kısmından her gün yayınlanan günlük bültenlerimizi takip edebilirsiniz. Tabii günlük analiz videolarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayınlanan videolara daha çabuk ulaşmak adına da zil butonuna basabilirsiniz. Haftanın ortasına geldiğimizde dolar TL'ye baktığımızda dolar TL'nin tekrar dün yaşadığı geri çekilmeyle birlikte 5.70 seviyesinin altına geri çekilerek 5.68-5.69 seviyelerinde işlem görüldüğünü söyleyebiliriz. Dün tabi aslında petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte dolar TL'de aşağı yönlü hareket yaşandı. TL varlıklar güçlendiğini söyleyebiliriz. Burada baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığında 100 günlük hareketli ortalamanın altına da bugün sarktığını gördük. Satış baskısı devam ediyor şu anda kurda. Tabii küresel piyasalardan baktığımız açısından da Fed'e odaklandığını söyleyebiliriz küresel piyasaların. Bugün Fed var. Burada gün içerisinde 25 bas puanlık bir faiz indirim var. Ama baktığımız zaman aslında tabii son dönemlerde gelen verilerin Amerika tarafından beklenenden iyi geldiğini söyleyelim. Özellikle dün de Amerika tarafında sanayi üretim verisi vardı ki beklenenden oldukça iyi geldi. Diğer taraftan baktığımız zaman da fakat küresel riskler devam ediyor. Amerika ile ticaret savaşları Çin arasında devam ediyor. Bu da tabii gerilimleri arttıran unsurlar arasında. Bugün tabii daha ılımlı mesajlar bekliyoruz açıkçası Fed'den. Beklentimiz bu yönde. 25 bas puanlık ilk etapta bir indirim olabilir ki yıl sonuna kadar bir indirim daha olması söz konusu aslında. Burada indirim sonrası tabii dolar TL'de yine satıcılı seyrin devam edeceğini de söyleyebiliriz. Teknik olarak bakarsak geri çekilmelerde şu an 5.68 noktasını takip edeceğiz destek olarak. Bunun altında ise 5.66 noktası önemli diğer destek noktamız olmaya devam edecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 5.73, daha sonrasında da 5.74 seviyesini kritik trend seviyesi olarak yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Euro dolara bakarsak dün euro dolarda yukarı yönlü sert bir hareket vardı. Tabii petrol fiyatlarındaki sert düşüşten sonra euro dolar karşısında ciddi değer kazandığını gördük. Tabii Fed öncesinde de yatırımcılar euro dolar yükseldi. Yine Fed'de de tabii beklenti olarak gelecek 25 bas puanın da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bugün hafif satıcılı bir seyir izliyor. Dolar euro karşısında değer kazanıyor. 1.1061'li seviyelerde işlem gören bir euro dolar var şu anda. Euro bölgesinden de bugün TÜFE'yi takip edeceğiz özellikle. Tabii Amerika tarafında veri akışı çok daha yoğun olsa da enflasyon verisinde euro doları yakından etkileyecektir. Teknik olarak bakarsak geri çekilmelerde destek noktamız olarak 1.1012 noktasını gösterebiliriz. Altında ise 1.0992 kritik destek noktamız olacaktır. Bu seviyeyi kırması ile birlikte 1.1077 üzerinde ise 1.1095 noktalarını kritik direnç noktası olarak kabul edebiliriz. Altın ons fiyatına baktığımızda dün yine yükselişini devam ettirdi altın. Tabii baktığımız zaman Fed öncesinde piyasadaki belirsizliklerin yatırımcıların altına yönelmesine sebep olduğunu söyleyelim. Ons altında zaten hem şu anda petrol fiyatlarındaki sert hareketlerden dolayı piyasalarda volatilite var. Diğer tarafta da Fed'den 25 bas puanlık bir faiz indirimi var ama tam olarak da bir ne açıklama yapılacağı belli olmadığından dolayı da yatırımcılar ons altında pozisyonlarını korumaya devam ediyorlar. Bugün de çok hafif yukarı yönlü bir hareket içerisinde çok kritik seviyelerde aslında şu anda. Çünkü 1500 seviyesinin hemen üzerinde 1501 noktalarında işlem görüyor. Teknik olarak bakarsak yukarıda yükselmeye devam etmesiyle birlikte 1505 seviyesini, daha sonrasında alımlarla birlikte de 1508-1509 seviyesini direnç noktası olarak yakından takip edeceğiz. Geri çekilmelerde ise destek olarak 1495 noktasını, altında ise 1492 noktasını kritik destek noktası olarak kabul edebiliriz. Investaze yatırım ailesi olarak herkese bol kazançlar dilerim.